Ben de seni çok özledim. Dişler gitmiş mi? İkisi de gitti. Nerede o dişler? Nerede o dişler? Neye gülüyorsunuz? Duru bir fıkra anlattı da ona şey yaptık. Gel Melek yanıma sen benim. Başımıza bir iş geldi. O yüzden buraya gelmek zorunda kaldık. Birkaç gün kalıp zaten döneceğiz. Melek benim çocuğum. Bunu da kafanıza sokun, tamam mı? Acıktın mı yumuşum? Biz aramızda böyle konuşuruz. O benim yumuşum. Acıkmışsındır. Ben şimdi sana senin en çok sevdiğin yumurtalı ekmekten yapacağım, tamam mı? Zaten yemek saati gelmiş. Birazdan yemek yeriz. İstersen ekmekle tıkama çocuğu. Ne tıkaması ya? O onun yemeği zaten. Vitamin de içinde. Hem Melek'in en sevdiği yemek, değil mi Melek'ciğim? Evet, çok seviyorum. Evet dedim. Şşş! Bak bakayım buraya. Şule nerede lan? Harun, birader ne bağırıyorsun? Utanmıyor musun lan el alemin evli baktık arasına sakmaya? Cengiz, edebinle konuş. Çabuk söyle lan. Nereye sakladınız oğlum benim karıyı? Neredesin lan? Şule! Çık dışarı! Yeter lan! Ne bileyim lan ben Şule nerede? Sen çıkaydın lan kanına, yürü! Ulan, ben sizi var ya... Şşş! Ağır ol, dinlenme harma lan burası. Tamam İlyas, tamam. Arkadaş da gidiyordu zaten, değil mi? İyi madem. Bittiniz oğlum siz. Ben size gününüzü göstermez miyim lan? Öldünüz oğlum. Hadi bakalım. Ulan Şule, veresiye defterin iyice kabardı. Ben seni bir bulayım, hesabını durmaz mıyım lan? Yakıyorsunuz. Çevirin isterseniz. Alın. Alın şunu da çevirin. Ay yandı bakın. Tamam ya. Karışma bir sus be. Allah Allah. Yapıyorum ben. Çok kızarmış seviyoruz biz. Sen git kendi işine bak. Sahiplerin yemek bekler hadi. Allah Allah. Peynir var mı? Buyurun. Yalnız küçük hanım o küflü peyniri pek sevmiyor. Vallahi saplarım bu çatalı sana ha. Benim kızımın neyi sevip neyi sevmediğini benden daha mı iyi bileceksin? Sana mı kalmış be hizmetçi parçası? Tamam Asiye. Hadi sen bunları masaya götürmeye başla. Tamam Zeynep Hanım, götürürüm. Şöyle, bu onun işi olduğu için hassas davranıyor böyle. Ama yumurtalı ekmeklerinde mis gibi koktu. Sofrayı hazırlasın Asiye. Hep birlikte otururuz. Olur mu?
Bari salata koysaydın çocuğun tabağına. Gerek yok. Ben onun için o kadar uğraştım. Yiyor zaten. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Ya çocuk bir tabak ev yemeği yeseydi. En azından sağlıklı bir yemek. Ay her şeyinde en iyisini siz biliyorsunuz be. Yok Melek portakal suyunu çok severmiş de bilmem ne peynirini sevmezmiş. Ben onun annesiyim. Ben yaptım, o da yiyecek. Ye kızım. Bütün yemek boğazımıza dizildi. Biz de yumurtalı ekmek yiyelim mi? Aa, çok iyi fikir. Asiye de çay demlesin bize. Şahane. Kızlar, siz de yersiniz değil mi bizimle? Yeriz. Yeriz. Sarma mı sarıyorsun? Oğlum en sevdiği yemekti. Bir oturuşta bir tencereyi afiyetle bitirirdi. Demek torunum da ona çekti. Yok anne, ben bize yapıyorum. Sar sen sar. Bakalım torunum anlatacaklarımı duyduktan sonra bir tencere sarma seni kurtarabilecek mi? Melek bak, biz buraya ait değiliz kızım, tamam mı? Sadece saklanmak için geldik, gideceğiz. Alışma öyle cicili bicili şeylere. Alo? Şule. İyi misin? Niye, ne oldu ki? Seninki buradaydı. Kim? Cengiz mi? Bağırdı, çağırdı, olay çıkardı. Seni sordu. Sen ne dedin? Bilmiyorum dedim, ne diyeceğim? Yani Allah'tan Necmi abi orada değildi yani. O burada olsa olay çok daha büyürdü. Şöyle. Bak. Eğer yardıma falan ihtiyacın varsa yani ben... Eksik olma Tahir. Sen zaten ne yapabilirsin ki? İstersen yarın sabah bir buluşup konuşalım. Olur. Nerede buluşacağız? Öyle ayak altı bir yer olmaması lazım. Cengiz'e yakalanmamam gerekiyor yani. Tamam. O zaman ben bir düşüneyim. Aklıma uygun bir yer gelince sana mesaj atarım. Tamam. Haberleşiriz o zaman. Cengiz abla olmamış mı? Abin değil o senin. O senin baban. Ve ölmemiş. Bize de çok kızgın. Bulursa da gebertecek. Bana bak, kimseye ağzını açıp bir şey söyleme, tamam mı? Tamam mı? Hadi git yaşım. Ne uyuz kadınmış ya. Bu kadarını tahmin etmiyordum. İnadından ölecek. Masada güzelim yemekler varken gitti kuru kuru ekmekleri yedirdi çocuğa.
Bir insan kendi çocuğuna böyle nasıl davranır ya? Ama ne bekliyorsam çocuğunu çöpe atan kadından. Bir de o benim kızım falan demiyor mu? Şeytan diyor, git tutma kendini ağzına gelini say söv. Göster gününü. Kızım delirmesene. Duymadın mı ablamı? Sokakta bulmuş onları. Hem belki o bulmasaydı bu geceyi sokakta geçirecekti turnacık. Kuzum. Bana bak, sakın saçma sapan bir şey yapma ha. Alır gider çocuğu, manyak o kadın. Tamam tamam. Ya yapacak bir şey yok zaten. Turne için susuyoruz. Özlemişim seni kokunu. Gerçekten mi? Hı. Anne, sen parka gelmeyince beni istemiyorsun artık sandım. Bir tanem, olur mu öyle şey? Ha? İyi ki bulmuşum seni. İyi ki benim kızım olmuşsun. Sen de benim iyi ki annemsin. Hı. Anne. Söyle canım. Bu gece şuranda uyuyabilirim. Bir tane bak. Olmaz. Yani yapamayız. Şule burada ya. Senin burada olduğunu görürse ya da bizi yakalarsa daha kötü problemler olabilir. Anlıyorsun beni değil mi? Hı hı. Tamam. O zaman bana bir tanecik masal anlat. Tamam mı? Bir tane. Tamam. Nasıl bir şey olsun, şöyle prensesli şatolu olsun değil mi? Hı hı. Bir varmış bir yokmuş. Kocaman çok güzel bir şatoda bir prenses yaşarmış. Günlerden bir gün bu prenses... Melek. Melih'i gördün mü? Sizin yanınıza değil miydi? Tuvalete gideceğim dedi. Gelmedi hala. Neyse işine bak sen, ben ilgilenirim.
Melek! Melek! Kızım neredesin? Turna. Turna. Hadi uyanman lazım bir tanem. Hadi. Hadi uyan. Günaydın anneciğim. Günaydın bir tanem. Biz seninle burada gece uyuyakalmışız. Şule de uyanmış, her yerde seni arıyor. Çok özür dilerim anneciğim. Burada uyuyakaldığım için seninle. Ama ne güzel bir gece geçirdik. Şimdi seni kimse görmeden aşağı inmenin bir yolunu bulmamız lazım. Şule her yerde seni arıyor. Ne yapsak acaba? Anne, benim aklıma bir fikir geldi. Yok. Kapının önüne mi çıktı acaba? Melek! Melek! Kaç saattir ya? Aşağıda çiçek toplamaya gitmiştim. Tamam, tamam. Çay var mıdır? Demlemiş midir sizin hizmetçi? Bilmem, sorarız. Yoksa da rica ederiz Asiye'den. Tamam, ben sorarım kendim. Şey, ben de bir koyu çay alacaktım da. Demlemiş midir sizin kadın? Aa, biz kahve içiyoruz diye çay demlemiyor ama ben söyleyeyim hemen yapsın sana. Sen ne içiyorsun? Kahve. Hazır zaten. İster misin? Olur. Tamam. Sağ ol. İşin miydi araya? Yo. Telefon çalınca yüzüm bir değişti de. Dövüyor değil mi seni? Bak. Yaşananları bir kenara bırakırsak. Seninle yaşıt kızlarım var benim. İstersen kendine yeni bir hayat kurabilirsin. Neyle kuracağım o hayatı? Kolay mı zannediyorsun sen böyle bir zamanda çocuklu bir kadın? Sen de haklısın tabii. Ama mutlaka bir yol bulunur. Hem çalışıp hem de çocuğuna bakan bekar anneler var. Evet var. Ben filmi çok gördüm ya. Öyle dediğiniz gibi olmuyor Ceylan. Yanlış anladın Şule. Ben elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Hı hı. Anladım. Ben çıkmam lazım. İşim orada. Tamamen kapattı bir de telefonu. Ulan yoksa bu parayı alıp tüydü mü? Hı?
Cengiz Bey? Ha, öğretmen. Ya bizim karı kayıp. En son seninle buluşmaya diye çıktı vallahi, çıkış o çıkış. Sen parayı verdin mi ona? Yok, gelmedi Şule Hanım. Hatta ben aradım, ulaşamadım. Ha. Ya biz biraz atıştık biliyor musun vallahi. Acaba dedim bir kelek mi var? Arkamdan şöyle bir iş mi çeviriyor dedim. Çünkü ben de çocuğun babasıyım biliyorsun, benden habersiz iş olmaz. Cengiz Bey, dediğim gibi ben de ulaşamadım. İnanın bilmiyorum. Bizim sözümüz sözdür öğretmen. Sen parayı hazırladın mı? Hazır. İyi. Zaten ben bu konuyu kökünden çözeceğim. O Şule denen karı bir daha senin karşına çıkamayacak. Geberteceğim ben onu. Nasıl yani? Öbür dünyaya yollayacağım be öğretmen. Artık sen de vallahi turna mıdır, zurna mıdır, onun da ömür boyu rahat huzurlu yaşar gidersin ha? Hadi sen benden haber bekle. Cengiz bir söz verdi mi tutar. Kapa.